Beni bir başıma bırakıp gitmeyeceğini biliyordum abay. Evet. Gidemedim. Sen beni bilirsin. Ama unuttuysan hatırlatayım. Ben de senin içini dışını çok iyi bilirim. Bu kadar sevdiğim, bu kadar inandığım, her olayda yanında olduğum kan kardeşimi gömüldüğü bu karanlık çukurdan çıkartmadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Sen hep böyle inatçı mıydın abay? Doğru bildiğimi yapacak, söyleyecek, hatta 10. köyü bulacak kadar. Burun, benim bir türlü aklım almıyor. Anlatsana bana bir. Siz Sıla'yla birbirinizi bu kadar çok severken nasıl oluyor da karşı düşüyorsunuz? Nasıl oluyor da birbirinizin bu kadar uzağına düşüyorsunuz? Aranızdaki uçurum gittikçe derinleşiyor. Ama derinleştikçe de hem öfkeniz hem de sevginiz büyüyor. Bu nasıl bir çelişki? Ben de çözemiyorum abay. Sanıyor musun ki benim aklım eriyor? Sıla içimde yeşeren dalların hepsini kırıp bana verdi. Elimdekilerle nasıl baş edeceğimi bilemeden daha kırılanların yerine yenileri sürgün veriyor artık. İşte ben de bu yüzden Sıla ile konuş diyorum ya sana. Burhan, ben Midyat'ta Sıla'nın içini gördüm. Sana karşı o kadar katıksız bir sevgi besliyordu ki. Şimdi bakıyorum da aslında sizin savaşınız kendinizle. O yüzden ben de kimi kime karşı koruyacağımı şaşırdım. Benim de kafam karışık yani. Artık ısrar etme abay. Sıla ile konuşacağımız her şey bitti artık. Eğer beni bırakıp gidersen benim için ya öldürmek ya da ölmek var. Ölümden ötesi var mı ki artık? Ne demek ölümden ötesi var mı ki artık? O raddeye gelene kadar yaşayacak o kadar güzel yerler var ki. Yaşayacak neresi kaldı abay? Senin Sıla'yla, Azad'ın Narin'le, sevenlerin birbirleriyle ağrı bekledikleri yer. Oraya vardığınızda sürgün vermiş bütün dallar çiçeklenecek. Göreceksin. Boran, senin gözünde bu kadar büyük bir aşk varken nasıl olur da beni Sıla'yı sevmediğine inandırabilirsin ki?